Evet, akşamüstü başlarken anons etmiştim. Biraz da sanat tarafa bakacağız. E, dün de bir sanatçı dostumuz vardı. E, i̇lginç e, eserleri vardı. Ama bugünkü sanat biraz daha değişik. Ali Rıza İşipek konuğumuz, tarihçi yazar, e, deniz tarihçisi. Aynı zamanda küratör. Ve e, tabii Ali Rıza bilenler biliyordur ama e, eski deniz kuvvetlerinde... Deniz Müzesi Komutanlığı yapmışsınız. En son oradan emekli oldunuz evet, galiba. Beşiktaş'taki Beşiktaş. deniz, deniz Kuvvetleri ve çok iyi bir deniz tarihçisidir. Benim bildiğim kitapları var. Muhteşem kitapları var. Aynı zamanda tabii Piri Reis konusunda da bir bilir kişi diyebilirim. Çünkü Türkiye'deki tüm Piri Reis'le ilgili bütün dökümanlar sizin korumanız, sizin himayeniz altında Hepsine zaman zamanda, evet, zaman bir zaman zaman da sergilerde bunu gösteriyorsunuz evet. ilgililere, meraklısına, sanatseverlere. Şimdi hem en son yapmış olduğunuz Monako'daki sergiden başlayalım ki sanırım dünyada 50'ye yakın bu konuda deniz tarihi ile ilgili müzeniz var, serginiz var müze yapmıştınız da var. da biliyorum. Evet. Baya dolu. Onun için bir sız size anlatsam yarım saat sürecek. <gülüyor> <gülüyor> Onun için hem onu Monaco'ya anlatalım hem de yarın İstanbul'da bir sergi açılıyor. Bir de onu verelim. Evet. E, 2019 yılında e, Monaco Yacht Club'da e, Monte Carlo'da e, Piri Reis ve Akdeniz haritaları şeklinde <laughs> bir sergi açtık. Hakikaten bu e, oldukça ilgi gördü. Zaten sergimizin açılışını Monaco Prensi 2. Albert yaptı ve yaklaşık bir buçuk saat sergimizde kaldı. Hakikaten çok ilgilendi ve oldukça da beğeni topladı. Daha sonra tabi bu sergiyi Türkiye'ye de getirilmesi istendi ama maalesef ondan sonra pandemi nedeniyle bugüne kadar sergimizi Türk halkına sunamamıştık. Çünkü serginin bir kısmını daha önce Hırvatistan'da, Slovenya'da Kıbrıs'ta yine e, değişik e, zamanlarda açmıştık. E, artık e, bu senede artık Türkiye'de Türk halkıyla buluşturma şansını elde etmiş olduk. E, galeri de, Işık'ta, Nişantaşı'nda Galeri Işık'ta, Işık okullarının hemen alt girişindedir. E, sergimiz açıldı. E, ziyaretçiler sabah ondan akşam 8'e kadar diledikleri zaman, ücretsiz tabii sergimizi ziyaret edebilirler. Ha, sergimizde neler var derseniz, e, özellikle Piri Reis'in, tabii hep pirileyiz. 1513 dünya haritasıyla bilinir ama Piri Reis'in bana göre en önemli eseri e, Kitabı ı Bariyesi'dir. Yani dünyanın ilk pilot kitabıdır. Yani bir denizci malumunuz bir limana gidecekse bir pilot kitabına ihtiyacı var. Ben o limana gideceğim. O limanda nerede su var? Limana girerken e, e, bir bazı benim için zorluklar neler? kıyı sığlıklar nerede? Kayalar nerede? Gibi e, bilgiler pilot kitaplarında bulunur. 16. yüzyılda Piririz özellikle bütün Akdeniz limanlarının yani sırf Osmanlı değil Fransız, İtalyan şeylerinin Cezayir, Fas, Tunus bütün limanların, Mısır limanlarının portolonlarını çizmiştir. Ve bu şu anda dünya kütüphanelerinde yaklaşık 40'ın üzerinde yazma var. 40'ın üzerinde diyorum çünkü her sene yeni bir yazma bulunuyor. Hı hı. Yani bakıyorsunuz bir Çin'de, bir kütüphanede Piri Reis'in bir kitap bahriyesi daha önümüze çıkıyor. Hı hı. E, bu şundan önemli, malumunuz bunlar tamamen matbaada değil, yazma şeklinde farklı sanatkarlar tarafından çoğaltılmış. E, dolayısıyla elinizde eğer iki, e, 40 tane kitap bahri olduğunu düşünün, hı hı. 40 kitap bahri demek ortalama her birinde 200 portolan ya da harita var şimdi bir çarpıyorsunuz 200'e 8 bin harita var elinizde. Mesela Kıbrıs'ta sergi açmıştım. kitab yer alan yaklaşık 30 tane farklı Kıbrıs portolarını yani farklı e, sanatçılar tarafından çizilmiş 16. yüzyılda çizilmiş haritaları sergiledik. Örneğin Hırvatistan'da Hırvat sahillerini sergiledik. O, ona ait resimleri Çin'i veya e, minyatürde Hırvatlar şaşırdı. İlk defa görüyorlar. Yani Kendi, kendi haritalarını kendileri bilmiyorlar. E, tabii ya, 16 yüzyıldır ve bilgiler de var. Hı hı. İnanamadılar bu kadar doğru bilgiler o zaman nasıl yazılmış, hala geçerli, bakıyorlar e, doğru çıkıyor. derecede doğru çizilmiş. Hı hı. Sanat açısından çok güzel. E, dolayısıyla sergimize gelen e, vatandaşlarımız da hem bu Piri Reis haritalarının e, Çin'i üzerine, Tuval üzerine... Karton üzerine minyatür tekniğiyle. Bir ara siz de yapıyordunuz değil mi? E ben evet gemi modeli gemi yapıyordum, yağlı boya mi? yapıyordum. Biraz sanata merakımız hı hı. olduğu için hepsiyle birazcık uğraşıyoruz. Ve ipek mendil üzerine yani dört farklı materyale uygulanmış e, halini görecekler. Mesela Monaco'daki sergide bir de beşinci cam üzerine altın işlemi, haritaları. Onu da sergilemiştik. Şu anda burada. seyircilerimiz izliyor zaten. <laughs> o imkanı bulamadık. Evet burada Prens Albert hakikaten çok ilgilendi. Zaten kendisi de denizci. Şu anda bu tabloların aynıları galeride yine sergimizde galeride. Evet, yer alıyor. Gelen ziyaretçilerimiz onları izleyebilir. Ee, mesela Prens Albert'ın da bu kadar e, Müzelere meraklı bir insan Denizciliğe meraklı o da ilk defa görmüş O da hayretler içinde kaldı O yüzden zaten bir buçuk saat e, yakın Sergimizde kaldı İşte bakın altın şeyleri burada görüyorsunuz Haritaları işlenmiş Hatta kendisine bir e, Vazo hediye ettik yine altın e, Vazo 18. yüzyıldaki bir haritanın Monaco Sarayı'nı gösteriyor Üzerinde Prensin sarayı diyor Yani kendi dediği şu anda oturduğu saray Şaşırdı yani ilk defa görüyor nasıl bunu nasıl yaptınız nasıl buldunuz nereden buldunuz yani hakikaten e, güzel bir tanıtım oldu e, hem Türkiye'yi Türk sanatını e, Osmanlı sanatını Osmanlı bilimini Türk sanatını orada e, bütün dünya ile buluşturduk e, diyebilirim işte o sergiyi şu anda burada da İstanbul halkıyla en azından buluşturacağız peki Sayın Şükrüek şimdi e... Piri Reis deyince o kadar engin ki hani e, dediğiniz ya Kitabı Bahriye hala çıkıyor. E, aşağı yukarı kaç eseri var yani harita olarak baktığımız zaman? E, şöyle diyeyim e, Piri Reis'in iki tane haritası vardır 1513-1528. Evet. Tabii bunlar ikisi de parça haritalar. Hı hı. Yani 1513 dünya haritasında belli bir bölümü var e, diğer 1528 haritasında. Ama diğer Kitabı Bahriye dediğimiz zaman bütün Akdeniz limanlarını tek tek çizmiş bütün yani kitabı bahriye açtığınızda en az olan 200 farklı harita var. Ya yani çünkü başlamış hı hı. Çanakkale'den başlamış. Çanakkale limanını çizmiş, İmbiz Bozcaada'yı çizmiş, Gökçeada'yı çizmiş, İzmir limanını çizmiş, Çeşme'yi çizmiş. Böyle inmiş aşağıya doğru. Mısır limanları, Kahire, İskenderiye, gitmiş Cezayir limanları, Tunus limanları tek tek hepsini çizmiş. Yani Türk halkı sadece 1513 evet, haritasını hep harita bilir, bilir. Onun için ama zaten sordunuz. yüzlerce haritası var ve bana göre çok daha önemli bir eser. Maalesef 1521 geçen sene e, 2021 yılında 1520 500. 500. yılıydı 500. ama 500. onu biraz kaçırdık, kaçırdık diyeyim. Evet. E, aslında çok güzel bir fırsattı. Kitab-ı dünyaya tanıtabilmek yani için Piriris ama. Yani yılı mesela o e, dönem 2013'te dönem yapılmıştı. UNESCO, UNESCO evet. e, yapıyor. O, UNESCO yine yapabilirdi. Bunu teklif edebilirdik Kültür Bakanlığı'na ama belki unutuldu ya da geç kalındı. E, bu imkan olmadı ama keşke yapılsaydı. kitab Kitabari'yi de dünyaya tanıtırdık. Hem bir denizcilik sanatı olarak dediğim gibi hem bilim sanatına hem de bir sanat eseri olarak hakikaten Muhteşem bir eser diyebilirim. Ben sizin kitaplarınızı e, incelerken bir kısmını okudum, bir kısmını da inceledim. Çünkü çok fazla olduğu için <laughs> ona zaman lazım. E, mesela e, biz çok iyi bir donanmamız olmasına rağmen gemiye çıkıp da savaşa giden bir padişah olmadığını <gülüyor> doğrudur, <gülüyor> gördüm. Doğrudur. Okudum. Onu da bir paylaşır mısınız lütfen? E, Doğrudur. O, Osmanlı'da e, maalesef e, Sultan Abdülaziz'e kadar hiçbir padişah, gemiye adımını atmamıştır. Bu çok ilginçtir. Hı hı. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in tablolarını biliriz. Sinirlenir. E, Venedik bir e, e, donanma geliyor. Haçlı donanması İstanbul'a e, takviye edecek. Osmanlı donanması engelleyemiyor. Atını denize sürüyor. Niye? Halbuki onun yerine bin bir kadırgaya. Git kaptanı deryaya ya da donanmanın başında savaş. Hayır. Padişah ama padişah olduğu için gemiye adımını atamaz, tekneye adımını atamaz. E, Dolayısıyla atını sürüyor. Bunun bir sebebi var mı? İşte Senin yani o sebebi çok ilginç. Yani nedir, neden dolayı böyle bir şey var? Yani belki hani padişah ölmesin, hani gemi batar, hmm. tehlikelidir. Herhalde o tür düşüncelerle. Ama bunun karşılığında bakıyorsunuz e, o zamanki e, Fransız İmparatoru Fransız imparatoru olsun, diğer imparatorluklar, İspanya Kralı falan hepsi. Donanmaların başında seferlere çıkıyor, savaşlara katılıyor. Aynı dönemden bahsediyoruz. Hı hı. Bunun şanssızlığı zaten e, tarihimizde bizim deniz savaşlarına ait çok az bilgi olması nedenlerinden biri de bu. Çünkü Osmanlı'da e, tarihi yazan, günlük tutanlar vakanövislerdir Bu Vakanövistler de padişahın yanında bulunur. Padişah işte sefere çıkar, Viyana seferine çıktı diyelim. E, padişahın yanında bunlar yazarlar gün gün. Ne yapıldı? Ama padişah deniz savaşına katılmadığı için bakan yok, jurnal tutan ya da günlük tutan yazan, biri yok. Evet. Dolayısıyla deniz sahillerini, tarihimizi, savaşlarımızı biz daha çok işte Venedik arşivlerinden, e, Malta arşivlerinden, Papalık arşivlerinden, İspanyol arşivlerinden buluruz. Bizim tarihimiz, bizimki arşivlerimizde daha az bilgi vardır oradaki arşivlere en Sebebi de budur. Dolayısıyla bizim deniz tarihini yazabilmemiz için ee, Osmanlı'dan çok, çok dediğim gibi yabancı, yabancı insanları yabancı. bilip o arşivlere girmemiz lazım ki çıkartalım. İşte örnek olarak Preveze Deniz Savaşı hı hı. bugüne kadar kitabı yazılamadı. Yazılmadı. Çok enteresan. En büyük deniz zaferimiz. Her evet. zaman söylerim bunu. Niye yazılamadı? Kaptanı der ya. Ee, tabii Barbaros'un en büyük zaferi, bizim en büyük zaferimiz. Bunun karşılığında bir bakıyorsunuz, İnebahtı yani Leponta, e, bin tane kitap yazılmış. Binden az değildir yani piyasayla internete girdiğimizde bin tane Leponta kitabı var. Peki niye bir tane preveze yok? İşte bu yüzden, bu yüzden. deniz tarihimiz. Hem e, yabancı kaynaklara girmek lazım, hem deniz tarihi için ekstra bir bilgi lazım. Sırf tarih okumayla olmuyor. İşte denizciliği bileceksiniz, denizcik terminolojisini bileceksiniz, deniz takdini bileceksiniz. E bunları de, gemi tipolojisini bileceksiniz. Bunları bilmeden de deniz tarihi yazmak imkansız. E, yazdık, uğraştık. 12 sene sürdü bu kitabı. Evet. O da enteresandır. E, bir uluslararası toplantıdayız, tarih konferansındayız. Bir İtalyan ya da İspanyol. Konu açıldı bu. Le kitabı var. İşte biz de diyoruz ki Prevez'e en büyük zafer deniz savaşı filan e, aynen şunu dedi bana. E, en büyük deniz savaşı diyorsun da hani kitabı? Getir kitabını da görelim, okuyalım, biz de öğrenelim. O zaman ben anladım yani dedim ki ya doğru. Adam bir, diyor bir ki ya olmalı. biz diyor zaferimizi yazdık Leponto görevimizi yaptık. E, Preveze sen büyük bir savaş diyorsan sen de tarihçiysen senin görevin yaz kardeşim dedi adam. Ve ondan sonra ben başlamıştım. 12 sene mi sürdü? 12 sene sürdü ama çok güzel bir kitap oldu ama bana göre ama maalesef şimdi de tabii bu kitaptaki biliyorsunuz maliyetler, kağıt maliyetleri filan e, rakamlar çok e, yükseklere çıktı. Şimdi de onu bastıramıyoruz ama inşallah bir sponsor bulursak bunlar <laughs> bastıracağız. Buradan da duyuralım ya. Yani. yani. Hayır en azından bütün dünyaya bu ilk defa bu yazılacak. Hı hı. Yani bu preveze savaşı Barbaros'un hakikaten hayatı bir akademik kaynak yok hakikaten. Evet. Yani bir iki tane eski e, şeyle gazavatlı var, o kadar başka bir kaynak yok maalesef. Şimdi biraz da müzecilik tarafına geçmek istiyorum Sergiden e, Ziya'de çünkü e, Türkiye'de müzeler var evet ama birincisi yeteri kadar duyurulmuyor, İkincisi yeteri kadar içleri dolu değil. E, şimdi Yurt dışına çıktığımızda işte ben geçen gün e, dün e, burada bir e, sanatçı dostumuz vardı. Onunla konuşurken de aynı şey oldu. Söyledim ve çok elimizi kolumuzu sallaya sallaya Amsterdam'a gittik. Dedim ki ya şuradan Van Gogh müzesini bir gezeyim dedim. <laughs> bir gittim ki bir hafta önceden biletler bitiyormuş. Evet, tabii. E, şimdi. Ama ee, özellikle de Amsterdam gibi işte e, sonra Louvre'a Fransa'ya giderken dedim ki önceden almak lazım biletleri bu sefer e, parayı <laughs> şey yapmayalım yanlış olmasın. Onun için e, oradaki bu tanıtım e, müzelerin bu kadar değerli olması ki baktığınız zaman biz Avrupa'nın tarihinden daha da eski bir tarihe sahibiz. E, siz 50'ye yakın serginin üzerinde bir de yaklaşık 30 kadar da müze 10 küsür müze açtınız. 10 küsür evet. 10 right? tane müzeyi e, açtınız. Ve koskoca bir deniz tarihi müzesinde müdürlüğünü yaptınız. Başındaydınız komutan olarak üstelik. Müze konusunda Türkiye'nin ihtiyaçları neler? Yani ne eksiğimiz var bizim? E, öncelikle tabii bilinçlenme. ya yani bu bilinçlenme ilkokul çağından itibaren başlaması lazım. E, bizim zaten ben müze müdürlüğü yaparken de en büyük amacımız, hedefimiz o ilkokul, ortaokul çocuklarını müzeye çekebilmekte Ve onlara o, o, o bilgiyi, o, o duyguyu, o kültürü aşılamaktı. Çünkü müzeler eskiden tarihi eserlerin depolandığı bir yerdi. Ama artık müzeler öyle değil. Artık müzeler bir tarihi yaşatan, anlatan, canlı yerler, bu kültürü anlatacak yerler, kültürel mirasımızı sunacak olan yerler ama maalesef bunu özellikle yerel yöneticiler yani belediyeler Hı -hı. işin açıkçası Hı -hı. tam bilmiyor bugün herhangi bir belediyeye gidiyorsunuz bakıyorsunuz o sene ne bileyim 500 milyon harcamız inşaata kaldırımlara inşaata ya senin müzen yok bir 5 milyon da yani bütçenin yüzde birinde bir müzeye ayır gidiyorsunuz belediye başkanına e bizde tarihi eser yok ki. Ya o senin görevin değil. O benim görevim, müzecilerin görevi, bizim görevimiz. Vizyonun var mı? Bütçen var mı? Yerin var mı? Eğer bunlar sende varsa gerisini Biz zaten müzeci yani. yapar. Ben yaparım. Sen mesela kent tarihi müzesi diyorsun. Senin ki bir, sonuçta bir ilçe veya il. Onun müzesi. Yani bugün bakarız yani isim vermeyeyim. ...işte en büyük ilç, illerimizden biri bakıyorsunuz ben çok kültürlüyüm der. E bakıyorsunuz Avrupa sıralamasında nüfus olarak ilk 6'da, ilk 10'da diyeyim. E ilk yüze giremiyor kültür açısından. Niye? E, kültür açısından baktığınız zaman bir e, ilin, bir yerin kültürü o ildeki kütüphane sayısıyla, müze sayısıyla önce ölçülür. E, bakıyorsunuz bu kadar milyonlarca nüfusu olan bir ilde 5 müze, 6 müze var. E Avrupa'da bakıyorsunuz onun nüfusu üçte biri olan bir şehre en az 100 müze var. Ama işte biraz da bu arz talep meselesi değil mi? Sayın ya, yani, şöyle Şimdi ben mesela e, etrafından biliyorum. İnanın eğitimli e, ve mesela böyle Osmanlı hani Osmanlı'ya değer verip 50 yaşına gelip Topkapı Sarayı'nı görmemiş insanları tanıyorum. Yani ama baktığınız zaman işte, Amsterdam örneğini verdim. Hafta sonu 2,5 milyon turist geliyor. 2,5 milyon turist geliyor ve o 2,5 milyon turistin %90'ı o müzelerin tamamını geziyor. Gezerler tabi Dediğim gibi ilkokuldan itibaren o kültürü alıyorlar Ama bizim yerel ha Dedim ya bunu anlayamıyorlar Mesela bazı e, turistik e, ilçelerimiz var e, Diyorlar ki bize kurovaziyer Turiz turizm gelsin Gemiler gelsin Peki o gemi geldi sabahleyin o turist indi Malum sabah inerler o kurovaziyer turizmde Akşam limandan ayrılır Yani senin sabahtan akşama kadar o gelenleri gezdirecek yerin E senin bir tane müzen yok Yap bir müze. insanlar gelsin gelsin yapmıyorsun hala inşaat hala kaldırım hala meydan düzenlemesi bütün paralar hep böyle bahçesi. yerlere gider <laughs> ama yani şuna da hak veriyorum çünkü birçok belediye başkanı hep bunu konuştuk. E ben diyor müze inşaat ihalesine çıkmayı biliyorum. E çünkü şartname hazırlamayı biliyorlar ihale. E ben diyor müze ihalesine nasıl çıkacağım? E çünkü inşaat ihalesi gibi çıkamıyorsun. Tabii. Yani ne bileyim hep biz onu deriz. Yani bir tablo var. İşte Van Gogh çizmiş. E bu Van Gogh'un bu tablosundan sen 3 tane fiyat teklifi alamazsın. <laughs> Bir kişi satıyor. Evet. Bunun gibi tabii müzecinin şartnamesi Teknik vesairesi bilmedikleri farklıdır. Işte. Ama o, o zaten müzecilerin işi. Bırakın biz onu hallederiz. Ve ondan çekiniyorlar. Eserim yok diyorlar. Halbuki yeter ki vizyon olsun. Gerisini zaten yani bizler e, yaparız. E, bunlar yapılmayacak şeyler değil. Yaptığımız şeyler her zaman için. E, Şimdi o müzeleri açtığınız zaman insanlar o kültüre alışacak. Şu anda alışmıyorlar. Ve hep müze denince insanların aklına hala eski işte arkeolojik eserlerin hı hı. hep o derler. Ya taşlara mı bakacağım? Hayır. Artık müzelerimizde arkeolojik eserler tamam arkeoloji müzelerimiz var ama artık yüzde onlar seviyesinde kaldı. Artık her şeyin fotoğraf sanatında müzesi var. Ne bileyim dikiş makinesinde müzesi var. Her şeyin artık müzesi var. Çikolata müzesi var. Ne bileyim yani bu, bunlar artık çoğaldı. Dürücde vardı mesela. Yani mi? işte ne bileyim Zeytin Müzesi var. Artık bunları e, aşmamız lazım. Traktör Müzesi var mesela şeyde. E, tabii e, tabii. Gelibolu'da. Tabii bu, yani her şeyin müzesini yapabilirsiniz. Yapmanız da lazım. Öbür türlü o mirasınız kayboluyor. E, mesela Türkiye'de Denizcilik Müzesi yok. Yani Bir bakın, tane var o da şey orduya bağlı galiba. Hayır şu bağlı. yani Maritime Müzeyim yok. Hmm. Navy Müzeyimler var. Yani Bahriye donanma müzeleri, Beşiktaş'taki donanma müzesidir. İçinde müzik. bir ticaret gemisiyle ilgili hiçbir şey yoktur. Bir balıkçı gemisiyle ilgili hiçbir şey yoktur. Çanakkale'de aynı şekilde donanma müzesidir. Mersin'de açtık donanma müzesi, İskenderun'da donanma müzeleri bunlar. Yani bizim e, şu anda armatörlerimiz var. Yüzlerce armatörümüz var. Onların çoğunun e, bu firmaları dedelerinden kalma. E ya Sizin dedelerinizle ilgili o gemiler, onların fotoğrafları, maketleri, belgeleri e bunlar bir hafızadır. Bunları bir yerde saklayıp sergilememiz lazım. Bunlar gittikçe yok oluyor. Türkiye'de hala bir denizcilik müzesi yok. Sayın Eşimbek, Çok enteresan. Hatır Bunu bilmiyorlar ama. Evet şeyi hatırladım şimdi. Hatırlıyor musunuz sizinle bayağı bir tabii yıllar önce tanışıyoruz da ilk tanışmamızda bir bak teknenin adını hatırlayamıyorum çok özel bize kanca aydı. baş Heh, kanca baş <laughs> kanca başlarla ilgili bir proje için hemen hemen iki sene uğraştık değil evet, mi? Evet. İki sene uğraştık çünkü kanca başlar çok özeldi Osmanlı'ya çok özel bir e, yapılardı. Çok kısa ondan bahsedebilir misiniz? Ee, tabii Osmanlı'nın o zaman kullanılan kanca başlar, peremeler, e, piyadeler çok değişik tekne tipleri var. E çünkü e, Boğaziçi ve Haliç bir adeta otoman. <laughs> e, şehrin ortasından geçen zaten dünyada işte bir Venedik vardır. Belki bir Amsterdam'ı sayabilirsiniz <laughs> ama bu derece bir deniz kenti olan başka bir e, dünyada başka bir kent hemen hemen yok. <laughs> Dolayısıyla e, tabii o zaman düşünün 17. yüzyıl, 16. yüzyıl <laughs> araba yok. Atlı arabalar var en fazla. E, ulaşım, e, iç kesimlerde hemen hemen yerleşim hiç yok. Bütün yerleşim İstanbul'da kıyılarda. <laughs> Dolayısıyla e bütün ulaşım deniz yoluyla haliyle. Yani işte o zaman kayıklar var. Köp kayığı var. Ateş kayığı var yani yan tulumbaların taşındığı. İşte sebze kayığı var. Her şeyi saz kayığı var. Yani saz eti kayığa biniyor. Kayıkta sazını çalıyor. Yani her şeyin kayığı var. Yani o zamanlar on binlerce pazar kayığı var. Yani o zamanın minibüsleri. Yani daha halk biniyor. 30 kişi falan pazara gidiyor örneğin şehre iniyor pazarda mallarını alıyor. Tekrar 30 kişi kaç kişi ise biniyor Beykoz'a dönüyor diyelim. Parası olanlar piyadeye biniyor. O zamanın Mercedes'leri, hmm. taksileri. <laughs> o daha pahalı ama iki kişi, üç kişi ve çok hızlı. Yani o zamanlar tabii bir deniz kültürü var İstanbul'da. Maalesef işte bu sitimin bulunması, hmm. e, gün, e, motorlu gemilerin diyeyim e, hayatımıza girmesiyle yavaş yavaş ...tarih sahnesinden siniliyorlar. Ama bunları yaşatmamız lazım. İşte dediğim gibi piyadeler... Işte ...müzenimizde var. Beşiktaş'taki deniz müzesinde birkaç tane şimdi kaldı. Diğer bazı tekneler var. Ama bu tekneleri de... canlandırmamız, yaşatmamız... ...o kültürü gelecek nesillere aktarmamız... ...çok önemli. Evet, şimdi o zaman... E, ...sona doğru yaklaşıyoruz. Bir iki dakikamız var. Tekrar biz e, sergiye dönelim. Belki e, kaçıran... ...izleyicilerimiz vardır bir Piri Reis sergisini İstanbul'da açtın. Bugün mü açıldı? Bugün açıldı. Bugün açıldı. Ee, tekrar onunla ilgili çok kısa evet. bir bilgi alayım ben evet. sizden. Ondan sonra ee, kapatalım. kapatalım. Nişantaşı'nda Işık Okulları'nın girişinde Galeri Işık'ta hı hı. sergimizi açtık. Sergimizde Piri Reis ve Antik Akdeniz haritaları konulu ve özellikle Piri Reis'in kitabı bahriyesinde bulunan portolonları yani liman haritalarının hı. Çin'i üzerine, İznik Çinisi üzerine aktarılmış. Minyatür tarzında karton üzerine sulu boya, mürekkep ve altın bezemelerle aktarılmış. Yine tuval üzerine yağlı boyayla aktarılmış ve ipek üzerine aktarılmış haritaları var. Bunun yanında sadece Piri Reis değil, o dönemin Fransız haritaları da yine minyatür tarzında Bunlara da yine ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Sergimizi daha önce 2019 yılında Monte Carlo'da açmıştık. Çok hmm. beğenilmişti. Fırsat o zaman hep Türkiye'ye getirmek istiyorduk. Türk ziyerisiyle ziyaretçilerle buluşturmak için. Artık pandemi nedeniyle ancak bu vakit bulduk. Ayın 30'una kadar açık. Sabah 10 ile 8 arasında ziyaretçiler Ve ücretsiz ücretsiz istedikleri zaman ziyaret edip gezebilirler. Ben de zamanın çoğunda orada bulunmak istiyorum. Hafta sonları oradayım, belirli zamanlarda oradayım. Ziyaretçilerimiz geldiklerinde de kendilerine konuyla ilgili zaten Bilgilendiriyor. hem bilgilendiriyorum hem eserlerle ilgili hem o de, denizcilikle ilgili, kartografi sanatıyla ilgili, o sanatla ilgili, Çini sanatı olsun minyatür ile ilgili bilgilendiriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben en teşekkür ederim. Sağlık teşekkürler. geldiniz, anlattınız, bilgileri bizimle paylaştınız. Umarım güzel bir sergi olur. E, yeteri kadar da e, İstanbullular bundan faydalanır diye ümit ediyoruz. İnşallah. Teşekkürler. <laughs> İlginiz için teşekkürler logomuza tıklayarak Mavi Vatan Akademi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız olduğu takdirde e-posta adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızda denizcilik ve denizcilik tarihi ile ilgili 90 civarında sunu veya video yer almaktadır. Teşekkürler.